Nesbet, eski eşi Gizem'in ihanetinden şüphelenmiş, programımıza başvurup nüfusuna kayıtlı çocuklar için babalık testi istemişti. Bu soru işaretini bitirmek için, sesimi duyurmak için Serap Hanım'ın programına başvurdum. Sen! Allah Allah! Sen! Senin neden haklı ya? İsmet boşanmak istemedi mi? Peki Şeyma, neden boşanma davasını uzatmış? İkinci aile mahkemesine deliller sundum. Eşimden fotoğraflarını yakaladım. Ben kıskançlıktan duramıyorum. Süleyman ailesini ikna edebilecek mi? Bıraksın, ben o kadından kadın istemiyorum ki. Ben de Gizem'i çok sevdim. Ben bunun hikayesini çok dinledim. Gizem bana çok anlattı. Diyecek ki İsmet haklı mısın? Ama şimdi param var Süleyman. Para suyunu çekerse aşk bitti oyunları başlayacak. Ben çocuklarımın benden olup olmadığını öğrenmek istiyorum dedin. Bunun cevabını da alacaksın. İsmet, Gizem ve Süleyman'ın ibretlik hikayesi. Birazdan. Evet, hoş geldiniz. Şimdi ekrana İsmet'in başa baldızına yazdığı mesajları getiriyorum. Aslında getiremiyorum da, hani getirebildiğim kadarını. Çünkü o kadar uygunsuz mesajlar ki. İsmet bir anda bütün bunlar ortaya çıkınca canlı yayına çıkmıyor, buraya gelmiyor. Hani çocuklarını merak yani, ediyordun. Işte. Buraya geldi de, çocuklar da buraya geldi de. Çocuklarımı göreyim bile demedi yahu. Evet. Ablacığım ben size söylüyorum. Ben size söylüyorum ama çocuk değil. Değil. Ay, inanmıyor değil. Ben adam, ortadayım yani. Ben evet, ortadayım. Bütün mesajları kardeşim verdi. Bakın benim ondan bir bilgim bile yoktur. Kız kardeşim benden hep sakladı. Ben burada bile. Ben yeni değil. Orada canlı yayında bile farkındaysanız. Farkındaysan ben dondum, İsmet'e baktım. Yani ne yapacağımı bilemedim. Hiçbir şeyi bilemedim yani ona öyle yapılması. Bana hiçbir şekilde bir şey söylenmedi. Hani ilk başta gelmiş ya kız kardeşimi görmeye de sonradan gelmiş ya beni istemeye. Ben şoke oldum. İsterten izleyebilirsin. Hayır, ben hiçbir şekilde bir şey bilmiyordum. Benim orada gözlerim bile doldu yani. Ben şoke oldum yani. Ha, bilmiyordu. Şey önce olarak seni yanlışlıkla istendi dedi. Hani biliyordu. Dendi tabii, ona söylendi ama mesela ben eşimin yanında kalırken. Ben eşimin yanında kalırken daha bunlar yeni ayrıydı. İşte benim eşim bile hani söyledi. Ben dedim söyleyelim ablama bana abuk subuk mesajlar attığını. Dedi yazık, günahtır, o kadar kahrını çekti, çocuğu var dedi. Şimdi bir de onun için kendini perişan etmez. Biz o sıralar yani birkaç sene ablama söylemeden sakladık. 2 sene önce falan şikayette bulundum. Karakola gidip en sonunda dayanamadım. Ondan sonraları ablam öğrenmeye başladı. De yani insan, net olarak başka yanlışlıkla biliyordu. Ayrılmış biliyordu bile olsa kocasının hala kız kardeşini o zaman da şimdi de bu tür mesajlar attığını öğrenmesi çok kötü bir şey yani. Tabii ki de. Yani İsmet'in benim yuvamla oynuyordu. Gerçekten son dönemde hala bıkmadan, usanmadan attığı mesajlar var. Şimdi bunu bir ekrana getirelim İsmet canlı yayında. İsmet, o gün bir şey soracağım hakikaten. Çocuklar da buradaydı da bir göreyim şu çocukları bir yakından. Hani hazır buraya gelmişken güvenli de bir ortam. Niye tamam. Çok güzel noktaya geldiniz Serap Hanım. İzel ablaya söyleyin. Ben orada Murat'la Gizem'i gördükten sonra İzel ablaya dedim ki ne? Abla çocukları getirin göreceğim. İzel abla da dedi ki ne bana? Daha sonra ben sana çocukları göstereceğim dedi. Bak çocuklar benim mi benden değil mi bilmiyorum ama dedim. Getirin hiç değilse sizin huzurunuzda çocuklarımı göreyim. İzel abla orada ben yalan söylersem o da size yalan söylesin. Ve ayrıyeten mesajlara da gelince Serap Hanım, ben zaten gerekenleri de size söyledim. Onlara da söyledim. Allah benim başımdaki olayı kimselere vermesin. Senin başında ne olay var ya? Ne olay var? Bir saniye beni dinle. Ben mesajlarımın arkasındayım. Ben onu öfkeden attım. Ay yok, o mesajların arkasında durma. Ben erkek olarak utandım İsmet o mesajlardan. Ben yapmıyorum demiyorum. Ya hakikaten utandım yani. Ama benim hatam size karşı bir mesajdır. Ama siz benim hayatımı bitirdiniz. Annemin dişlerini kırdı. Ha, ama bir dakika, annemin dişlerini kırdı. Ben şunu söyleyebilirim. Sadece mesaj değil. Delilim var mı mahkeme kardeş? Evet, mahkemede delilim var mı? Yemin ederim ki mahkemesi var. Mehmet Ali'ye doğum yaptığımda annemgil kapının önüne geldi diye
sen benim çocuğumu göremezsin dedi. Gitti annemi yerlerde sürükledi. Kamera kayıtlarını bile aldılar. Hepsi emniyet. Benim eşimle de mahkemem var. Benim eşimle de mahkemem var. İsmet, bir şey İsmet'i soracağım. Bastın. Sen neyin şartlı tahliye bu imza atıyorsun? Ne için atıyorsun bu imzayı? Ben mi? Neyin şartlı tahliye? Ben cahilliğimi atıyorum. Beni evlere çağırdılar, gel. Çocuğu gör, arkamdan oyun ettiler, ya, beni Serap şikayet Hanım, ettiler, beni Kırkız'da saldılar. Beni kayınbabam Yeşilyurt'ta götürmedi, bağ evleri kalmadı. Tabii bana dakika. Sen dedin ki ne? Oğlum sen DNA testi için geldin, onun için konuş. Ya. Ama sen beni orada konuştursaydın. Ama beni rezil etti. Bak, ben benim sana daha ne konuşacaksın ya? Daha ne konuşacaksın? Benim çocuklarım ne kadının başka kadın adamlar kaldı, ne kayı şey... Baldırın kaldı. Kaydalar ya. Ne kadar konuşabilirdin daha? İsmet. Tamam da ben İsmet. Gerçekleri konuşuyorum. Gerçekleri. İsmet. Ama konuştun yani. İsmet, konuşmadın hakaret et. Şiddet uygula. Şunu yap, bunu yap. Ondan sonra ben cahildim, çok sinirliydim diye bir bahane üret. Bu olabilecek bir şey değil. Mi? Hasan Bey, ben cahilliğime demiyorum. Ya ben cahildim benim... ama pişmanım. Ama yap. Yani. Cahildim, pişmanım. Cahilliğine sığın ama sonra pişman ol. Ama yaptıkların ve yaşattıkların... Ben ne zaman sevinçli oldum, yaşattıkların önemli, yaşattıkların... Hasan Bey, efendim? Ben şu an o gün o stüdyoda ben boşandığımı duydum ya... Ben bunlardan elimi çektim. Sen çok çocuk şükür, için buraya geldin. Çocuk için gelmedin mi? Niye çocuklarının arkasına durmadın da... Burada çıkıp gittin, niye DNA'yı öğrenmek istemiyorsun? Yayında niye erkek gibi durmadı? Senin amacın bu değildi. Beni rezil etmeye çıktın ama yapamadın. Ona da geleceğim. Beni dinleyin. Ben ona da geleceğim. Çocukların DNA testi için çıkan insan benim. Orada davamı sürükleyen insan benim. Niye kaçıyor? Beni çıkardın, kaçıyor. Orada değerli Serap Hanım'a, Hasan Bey'e, Tamer Hocam'a dengesiz bir harekette bulunup da onları kırmamak için gelmedim. Yalancı. Allah bunu kadar üşke atıyor. Abla, bir yemin dakika. Edeyim ki üşke sen atıyor. Sen doğruların ortaya sen çıkıyor diye ya, kaçıyor. İsmet, bağırmadan konuşur musun lütfen? Bak şimdi kardeşim. Bugün ayın 14'ü mü? Bugün evet. Ayın 14'ü. Sen yani buradaki konular daha devam ederken 11'inde... Ben biliyorum, meleğim, aradakileri siliyorum. Bir tanem, oyun bitti, hazır mısın? 6 Eylül. 6 Eylül'de gönderdiğin mesaj bu, bak. Daha yani bundan 8 gün önce, bu olaylar devam ederken. Evet. Bir tanem, oyun bitti, hazır mısın? 9 Haziran, geçmiştekiler var. Yani Ağustos var. Haziran. Kalbimi kazan, 17 Haziran'da kalbimi kazan ve kazanırsan... Ya ne dedim abla, ne dedim? Elimde söz. Bir şey gelemedi, öfkemi mesajdan atıydım. Bunda öfke yok. Bunda öfke yok, bak kalbimi kazan diyorsun. Benle iş birliği yap diyorsun bunda, resmen bunda, bana. Bunda öfke yok, bunda başka bir şey var. Kalbimi yok, kazan. Yok öfke abla. Şimdi ben gerçekten öldüren bir gerçekleştirmek istesem, inan ki ne ben bunda beni etiket yok. Etmem... Ben oraya getirme. Öfke dolu mesaj başkadır, kızgınlık mesajıdır ve bir şeydir. Burada yani sen diyorsun ki Başak, sen beni kabul et, ben sizinle olan, çocuğunla olan bütün davamı kapatacağım diyorsun. O zaman ben haksız mıyım ya? İsmet, bir susarsan, böyle bu kadar bağırarak konuşunca haklı olmuyorsun. Bir dinlemeyi öğren. Çünkü benim lafımı kesiyorsun. Bir alın sesini de dinlesin. Kalbimi kazan ve kazanırsan söz. Benle olan davanı kapatacağım ama kazanırsan. Ok şu an takıl kafana göre. Yani kalbimi kazan diyor baldızına. Tabii. Ben bu davaları kapatayım diyor. Yani konu çocuk falan olmaktan çıkıyor burada. Evet. Şimdi bazı yerleri tabii ki de kapatıyoruz. Çünkü i̇şte, hakikaten... Yani ben erkek olarak utandım, bu görülecek şey bravo. Değil. Bravo. İzmir'in sana öyle bir görünce çok mutlu olacaksın. Ettirme değil şimdi size... Görükeceğim zamanı geldi gibi. Arada çok amiyane. Burada asla değil. Yani hani 2-3 kişi yan yanayken bile okuyamazsınız yani. Öyle şeyler yazıyor. Unutma sana dediğim rengi. Siyah giy diyor. Siyah sana. Renk giy diyor. Ne demek evet, istiyor? Bilmiyorum, sürekli bana siyah renk giy diyor. Benim giyimimden sana ne? Ve o kadar ağır bir cümle ki söyleyemiyorum ya. Ben kendim söyleyemiyorum. Bunları yazıyor. İsmet, sana ne? Baldızının ne renk giydiğinden sana ne mesela? Burada öfke yok yani, çünkü öfke diyorsun öyle. Ya hani. Burada öfke yok. Niye? Sana ne baldızının ne renk giydiğinden?
Ben onlardan kurtulduğuma seviniyorum şu anda. Benden artık bir mesaj gelir, bir öfke gelir, bir nefret gelir. Sayın savcıma da sesleniyorum, hakime de sesleniyorum. Ben hatalıysam bugünden sonra beni alsınlar, hiç çıkarmamaya denen soksunlar. Zaten çıkmayacaksın. Ama ben onlardan kurtuldum, kurtuldum. Sen cezaevinden çıkmayacaksın. Sadece çocuklarım DNA testini örgeneceğim. Çocuklarım niye o zaman buraya gelip programlıyorsun? Doğrular niye kaçıyorsun? Kaçıyorsun? Neden gelmiyorsun? Kaçar. Bak bak bir saniye beni dinle. Ben kaçsam kaçıyorum. Ne yanına çıkarım ne de kimsenin yanında olurum. Ya, ben kaçmıyorum. Tamam, ben açıyorsun. Oraya gelmek tamam, istemedim. Tamam, neden ezlersin, biliyor musun? Tamam, ya gene söylüyorum. Bak neden biliyor musun? Ben oraya geliyorum. Öfkeme yenik düşüyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Oradaki değerli sevdiğim insanlara... Kardeşim sen oğlunu bitti öfkene zaten sahip çıkamayan bir insansın. Ondan ben zaten senden hep dayak yedim. Çocuklarımı yerde sürükledin. Yalan söyleme. Mahkemelerin var. Mahkemelerin var. Bir dakika, bir saniye, bir saniye. Şimdi sen böyle diyorsun ama sen de hakikaten böyle enişte gibi enişte olsaydın baldızına bu mesajları atmazdın. Arkadaşlar 11 Ağustos mesajını getirelim ekrana. Buraları hiç bakın. Tamamını karaladık, tamamını kapattık yani. Burası okunabilir, görülebilir bir şey değil. Bir de şu 11 Ağustos mesajını getirelim. Yani şimdi karına sen kadın olsaydın şöyle yapardın. Sen de enişte gibi, abi gibi bir adam olsaydın baldızına... Demek ki bende o kişiliği koymamışlar Serap Hanım. Ya yok. Demek her ki bende o kişiliği koymamışlar. Maşallah. Yok yok. He. Bunu onun... İsmet, ben çıkartmayacağım. İsmet, bunlar ortaya çıktıkça niye bu kadar öfkeleniyorsun? Sen ya yazdın bunları. Cevapla bak, ben geçen gün de yayında söyledim. Ben mesaj attım, pişmanım. Siz kalkmışsınız şimdi mesaj, ben oraya gelmedim diye mesajı kalkıyorsunuz. Yok, gelseydin sen. Ne yaparsınız ya? Peki bence bir saniye. Karılarını dövmüyorlar. Ben de soruyorum hanımlar. Eşiniz, kız kardeşinize bu tarz içerikli mesajlar atsaydı ne hissederdiniz? Evet. Sizler ne hissederdiniz? Herhalde iyi hissetmezdiniz kendinizi. Bir de gerçekten baldızı için kardeşi, kızı gibi görenlere de söylüyorum. Beyler siz de herhalde baldızınıza böyle mesajlar atmazsınız. Bana bir sürü mesaj geldi. Yani baldız demek kardeş, kardeş demek. Tabii ki Anadolu de tabiriyle ya. Bacı demek. Bravo. Bu şekilde mesajların tabii atılmasından dolayı İsmet'i herkes kınıyor. Kınıyor. Şu. Ve bakın şu şeyi getirelim arkadaşlar. 11 Ağustos yok mu? Peki ben biliyorum gene karaladığımız bir bölüm var. Meleğim yeter ki kara gözlü kadınım son kez göreyim seni. Bugün bekleyeceğim bana dönmeni. Bu da yine baldıza yazılmış son derece çirkin bir mesaj. Sen burada olsaydın da yayınlardık. Senden korkacak halimiz yok. Her şeyi açık açık konuşmuyor muyuz? Sen de burada açık açık söylemiyor musun? Baldızım şöyle, karım böyleydi bilmem ne. Evet, bunları da yazan. Genel lafımın arkasındayım. Bunları da yazan. Yine söylüyorum. Sensin. Ben oraya neden çıktım? Hem onları millet tanıyacak hem benim yaptıklarımı. Ha benim yaptıklarım da var. Yok değil. Ama siz onları araştırsanız diyeceksiniz. Ya. Peki başa maşallah sana. Kimseyi savunmuyorum. Hala da utanmıyorum. Kimseyi hala savunmuyorum. Hala da başım dik ya. Utanmıyorsun ya. Ben bak, sana hiçbir şey demiyorum. Değil, lan kız çocuğun benim, var. Kız çocuğun bak, var. Var lan. Sen nasıl bir terbiyesizsin lan? Şimdi Başak'ın eşi Murat telefondaymış. Murat merhaba. Merhabalar. Murat, ne diyorsun bu olan bitene, çirkinliklere, eşine karşı bu yanlışlara? Hani dedik ya valla enişte, baba, abi, kardeş her şeydir bizde, bilmiyorum yani. Tabii. Yani doğrusu. Ben evliliğe geldiğim günü itibaren güzelim dayak geldiğini biliyorum. Sesi kesiliyor, düzeltelim onu. Bu arada 4 çocuk... 3 tanesi şimdi DNA ile belli olacak tabii ki de. Bu arada bazı aksaklıklar oldu. Daha doğrusu
merkezde, yani bu işin yapıldığı merkezde tadilatlar vesaireler olduğu için biraz uzadı. Ama bugün akşam üzeri saatlerinde inşallah ya da en geç yarın sabah elimizde olacak. Ve yarın bu konuyla ilgili açıklamamızı, DNA sonuçlarını açıklayacağız. 4 tane çocuk. Şimdi dün İsmet'in bir iddiası olmuştu. Süleyman da dedi ki ben onlara gayet iyi bakıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Şimdi Gizem, sosyal medyada çocuklarla ilgili yardım isteğin var senin. Ben yardım falan filan istemiyorum. Koyalım ekrana. Koyalım. Şimdi bu sen misin Gizem? Hayır. Aynısı bende de var. İsterseniz telefonumu getirsinler, gösterteyim size. Arkadaşımın oğluna mesaj atmış. Arkadaşımın oğluna mesaj atmış kendisi. Çok kötü bir şekilde, telefonumu getirsinler hemen gösterdi. Ve bak, bu fotoğraf bu şekilde. Ben kesinlikle bu şekilde mesaj atmadım. O sosyal medyadan çıkacak meydana, kimin üstüne kalktı. Bir saniye. Hayır. İsmet, müsaade et İsmet. Bu senin hesabın mı? Bak, böyle benim hesabıma aynısı ama bunları, bu içerikleri ben yazmadım. Şu gerçekten çok zor durumdayım. İzmir'de yaşıyorum. 4 tane çocuğum var. Bez, mama, kıyafet, gıda, ne olur yardımcı olun. Benim kaynanam bana yardım ediyor. Ben neden böyle bir istekte bulunayım? Peki bu kim yapmış bunu diyorsun? Ben yapmadım. Gerçekten bunu. Ama hesap senin. Hesap benim. Hayır. 2 tane hesap var. Birini İsmet açmış. Kız benim arkadaşımın. Arkadaşımın oğluna benim içeriğimde mesajlar atmış. Telefonu getirsinler hemen size açayım. Yani bizim adımıza hesaplar açıyordu. Üstünde de affedersiniz. Beni, yani dıtlarsanız bir şey söyleyeceğim. Beni aynen o şekilde de fotoğraf var. İsterseniz telefonumu hemen getirsinler, gösterteyim. Evet, 4 tane çocuğum var. Eşimden ayrıyım. Mama ve beze, gıdaya ihtiyacım var. Ne olur yardımcı olun. Bu ben da de. Yine hayır. Senin değil, öyle hayır, mi? Hayır, benim değil. Peki İsmet, sen Gizem adına böyle hesaplar mı açtın? Ben zaten insanlara yardım ediyorum. İsterseniz gösterge edebilirim. Ben cezama razıyım. Benimse sizin huzurunuzda söylüyorum. Cezamı yatıp çekeceğim abla. Ama benim deyse o kadının gerçek yüzünü tanıyacaksın. Araştırabilirsin, facemi desteğe verebilirim. Sen böyle hesaplar açtın mı, evet. Gizem adına açmadın mı? İsmet. Ben mi abla? Evet. Abla bak, ben size ne diyorum? Eğer ben Gizem'in hakkında öyle bir mesaj Facebook açmışsam ben cezama razıyım. Ama siz o sosyal medyayı araştırın. O sosyal medya kimin üstüne çıkacak? Kim nerede ne paylaşmış? Onları da araştır arkadaşlarından, abla ne mesajlar atmışlar görün. Her şey Serap ortaya çıkacak. Bir dakika İsmet. Serap Hanım, telefonumu getirip bakabilir misiniz lütfen? Ve arkadaşımın şeyi bana ya, attı bu. TikTok'ta hesabını niye sildin Gizem? Benim TikTok'ta hiçbir şeyim silinik değil. Resimleri sildin Gizem. 5 tane resim var. Hayır, benim her şeyimde duruyor. Her bak, şeyim. Bak bak, Serap Hanım bakacak. İsmet, var niye bu kadar? Ya sen benden neyin? Niye takip ediyorsun bu kadar onu? Serap Hanım, bunu da ben paylaşmadım. Bu bir mesajını da gösterdi. Ortaya çıktı, beni tanıyanlar dedi. Oğluna affedersiniz. Bir dakika İsmet. Arkadaşımın oğluna biplerseniz söyleyeyim. İsmimi koymuşlar. Çocuk bana dedi ki, arada affedersin bak şu an bile kötü. Bana diyor ki Gizem abla, sen bana neden böyle mesajlar atıyorsun? Ben de dedim ki iyi misin, ben sana neden böyle yazayım dedim. Sonra arkasında o benden o kelimeyi duyunca arkasından da yazıyor. İsmet, sen nasıl karaktersiz bir insansın? O benim ablam, ne demek istiyorsun? Mesajlar bende, istiyorsanız getirebilirim. Peki senin hesabın gizli şey değil mi? Herkes isteyen girebiliyor öyle mu? Öyle değil hanımefendi. Benim anlamadım. Çocuklar, benim bu sosyal medyaya çok fazla hakim değilim. Öyle değil. Benim adıma bakın, normal bir tane faca açıyor. Veya kullanılmış bir faca. Kullanılmış bir faca, bayağıdır sürmüş bir faca. Oraya benim fotoğrafımı yapıştırıyor. Beni onlar gibi tanıştırıyor. Yani ben Gizem'im. Facebook'tan bahsediyorsun, evet. Yani. Facı diyor. Ha. Face. Evet, Face'ten bahsediyorsun. Peki şimdi Murat, Başak'ın kocası Murat'ın sesi halloldu galiba. Evet Murat, seni dinliyorum. Ne diyorsun bu olup bitenler karşısında? Vallahi şöyle bir şey diyeyim size. Ben ilk eve geldiğimden itibaren onların evine gittim. Malatya'da kaldım vesaire oldu. Ama size şunu söyleyeyim, İsmet İçöz'ün söylediklerinin %99'u yalan.
Yani Face hesabı diyeyim size en basiti. En basit Face hesabı sahte. Yani o açmadığı takdirde o üzerine bir hesap açıyor. Fotoğrafını yerleştiriyor. Öyle. Bir de dayak yeme konusu. Çok dayak yiyordu. Yani hani dayak atmıyorum diyor ya. Biz odalardan sesini duyuyorduk. Yani öbür odadayken baldırımın sesini duyuyorduk biz. Bir dakika, ben bir şey soracağım. Siz eşinle, yani Başak'la tanıştığınızda daha henüz onlar evli miydi? Onların evinde mi kalıyordunuz? Evet. Ha, hayır. Kimin evinde kalıyorduk? Siz İzmir'e gitmemiş miydiniz ikiniz kaçıp? Kimin evinde kalıyordunuz? Murat kimin evinde kalıyordunuz? Sizin ev diye sandık. Ama Tonga'ya düşüştünüz. Kaynanan kimin evinde? Murat'ı da örgütlediyiz ama bir saniye. Tonga'ya düşüştünüz. İsmet bir dakika. Sizi takip ediyorum ben canım. İsmet, Murat şöyle bir şey var. Şimdi Başak... ablasıyla beraber, ablası da üçüncü bebeğine hamile, evden ayrılıyorlar. O sonradan oluyor. Tamam. Murat beni istemeye normal Malatya'ya tamam. geldi, benim ailemle ama birlikte kaldı. Ondan sonra bir daha şeyle Gizem'le İsmet aynı çatı altında oluyor şöyle musunuz? Bir, tabii ki biz olduk. O olaydan sonra. Hangi olaydan? Murat ne zaman söyleyebiliyor mu? İlk başı değil. Hani ablam ben sana bilet kestirdim ya. Evet. O zamanı söyle. Ablam Tuana'ya hamileyken geldiği zamanı söyle. İlk başı değil. Ondan sonrasını. Siz o zaman Murat'la tanışıyor musunuz? Tabii. Ablamı aldığımda hani dedi ya Mete'nin yanına kaçtılar. Ben zannediyorum. Ben şöyle anlıyorum. Ondan sonra siz bir daha İsmet'le aynı çatı altına gelmediniz. Sen hayır. Ailenin Tuana yanında. Doğduktan sonra gelmediler. Ben ailenin o zaman Murat nereden biliyor da yan odada onlar kavga hayır, ediyorlardı. Biz ilk evlendiğimiz zamanlar kaçtı işte. Gitti. Babamla beraber eve barışmaya geldiler. Evet şey karakolda biz hatta zaman, ifadesi var evet, Malatya'da kaldığına dair. Zaman, çünkü İsmet'ten şikayetçi oldu o da. Benim eşime bile bir saldırdı. Annemgilin evinde babam dedi ki İsmet bak çocuğum var. Düzeleceksen düzel dedi. Düzelmeyeceksen dedi çık git. Baba dedi o zaman ben de burada durayım dedi. Ben de burada kalayım. Biz de orada anladım. Durmaya başladık. O sırada bunlar da oraya gezme amaçlı. Babamla tanışma hani amaçlı İsmet geldi. Hani İsmet diyor ya anladım. Murat Malatya'ya gelmedi. Şey geldi. Karakolda ifade de verildi. Murat peki, şimdi, saldırmıştı. O da çıksın. İsmet beni duyuyor musun? İsmet. Buyur abla. Evet yarın DNA sonucu açıklanacak. Üç çocuğun babasının... Ben sana bir şey... Sen olup olmadığı ortaya çıkacak. Sesiniz gelmiş. Süleyman'ın çocuğunun, Berkcan'ın... Süleyman'ın çocuğu olup olmadığı zaten onlar net diyor. Ama verildi biliyorsunuz DNA örnekleri. O da sonuçlanacak ve yarın aslında Dana'nın kuyruğu kopacak. Evet. Yani senin buraya geliş sebebin sadece işte çocuklarsa çocuklarla ilgili cevabını alacaksın. Ama bundan sonra dediğim gibi o kadın artık senin Nisan ayından beri zaten resmi nikahlı eşin bile değil. Baldızın evet. Hiç değil. Baldızına... Bizi konuştun abla. Beni dinleyelim. Bundan Gizem sonra... şunu dinlesin. Bundan sonra sadece çocuklarınla sen ilgili... Abla siz beni dinleyin ben... Son cümleni alıyorum. Başka konuya geçeceğim. Son cümle. Son cümle. Seste problem var. Peki yarın zaten DNA sonuçlarıyla birlikte herkes cevabını alacak. İsmet de artık neyse eteğindeki taşlar son kez döker. Bir türlü bitmedi onun dökeceği taşlar. Çünkü Serpan, bakıyorum başka da... amaçlar giriyor işin içine. Özür dilerim ama çok önemli bir konuya geçeceğim yine. 6 yıldır kayıp olan dün programın son 10-15 dakikası gibiydi galiba. Ama gerçekten büyüyecek bir konu çünkü 6 yıl önce kayboldu Çiğdem Kırtaş ve 6 yıldır ailesi hiçbir haber alamadı kendisinden.